Merhaba arkadaşlar. Nurgülüntü tığ ve yayınları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün size sade yazmalar yapabileceğiniz çok harika bir model göstereceğim arkadaşlar. Model basit ama duruşu çok hoş ol görünüşü çok hoş olan bir model arkadaşlar gördüğünüz gibi değişik bir çimen modeli ve üzerine de böyle çıtırıklı çiçekleri var şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi modelimize başlamadan önce ortasından başlayacağımız için yeni başlarken nasıl başlayacağımızı tarif etmek istiyorum bu şekilde Tığ içine sık iğne ile batıp buraya 3 tane zincir çekiyorum. Tepesine de bir tane örümcek yapıyorum. Bu şekilde başlanıyor arkadaşlar. Şimdi bir tane örümceğimizi yapalım. Bu şekilde. Şöyle bir şey arkadaşlar. Şunu 3 zincir olarak düşünün. 3 zincirimizin üzerine örümcek yaptık. Yeni başlayanlar için. Şimdi 2 tane tığ battı atlıyorum. Bu örümceğimi buradaki tığ battımın içine sık iğne ile kapatıyorum bu şekilde bir tane de zincir çekiyorum arkadaşlar ters tarafını dönüyorum örümceğimin ters yüzündeyim buraya bakın bir iki katı var örümceğimin iki katını bir katını altta bırakıp ikinci katının arasına bu şekilde giriyorum bir tane sık iğne yaptım bir zincir bakın arkadaşlar tekrar gösterelim bir zincirimiz burada bu şekilde 2 katından orta yerinden giriyorum. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğnemi buraya yaptım. 1 2 3 4 zincir. 4 zincirimi çekip bu şekilde tülbentimin düz yüzüne döndüm. Şimdi buradaki birinci sık iğneye değil, ikinci sık iğnenin içine çektiğim bu dört zinciri buraya kirpik olarak, tomurcuk olarak arkadaşlar bu şekilde kapattım. Gördüğünüz gibi buraya bir tomurcuk yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Şöyle biraz ipimi uzaltıp bu şekilde bir örümcek yapıyorum. Örümceklerinizin boyutunun aynı olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bir öncekiyle aynı örümcek yapmaya gayret ederseniz hepsi aynı boyutta bu şekilde örümcekleriniz olur. O yalnız daha muntazam olur. Bir, iki tığ battı atladım. Üçüncü tığ battımın içine örümceğimi kapattım. Buraya sık iğne yaptım yani. Üçüncü tığ battımın içine sık iğne yaparak örümceğimi tutturdum. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi yine aynı şekilde bir tanesi telinin ölümcenin telinin bir altta kalıyor, ikisi yukarıda. Arasına girdim. Bir tane sık iğne yaptım. 2 3 4 Örümceğimizin içine tam 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Dönüyorum düz yüzüne. İlk sık iğnemin içine değil, ikinci sık iğnemin içine bu şekilde arkadaşlar kapattım bir tomurcuk yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Örümceğimi bakın şu şekilde şöyle parmağımızı tutarak yaparsak böyle bombili bir örümcek elde ederiz. Örümceğin düzgün olması buna bağlı. Bir, iki tığ battı atlıyorum. Üçüncü tığ battımın içine bu şekilde kapattım buraya. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle rahat bir şekilde dönüyorum. Hem de bu bir zincir arkadaşlar buraya yaptığımız sık iğneyi şöyle daha muntazam gözüktürüyor gördüğünüz gibi. 2 3 4. Zincir çekmeden döndüğünüz sık iğne bu kadar güzel durmaz. Deneyin bakın arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir. Dönüyorum. Düz tarafına bir değil ikinci sık iğnemin içine dört zincirimi kapattım buraya bir tomurcuk yaptım bir zincir çekiyorum bu şekilde aynı boyutta olmasına gayret göstererek bir tane örümcek yapıyorum bir iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battıma bu şekilde örümceğimi kapattım bir zincir çekip dönüyorum buradaki örümceğimin içine bir iki 3 4 4 tane sık iğnemi yaptım 4 zincir döndüm düz yüzüne bir değil ikinci sık iğnenin içine kapattım buraya bu şekilde bir zincir çekiyorum her örümceğimin dibin arkadaşlar açılmaması için bu şekilde örümcek yapıyorum örümceğimiz arkadaşlar şu şekilde şöyle parmağımla ipimi çekiyorum parmağımla tutturuyorum. Sonra tek telinin içine girip bu şekilde şöyle bombili bir örümcek yapıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü. Bu şekilde kapattım. Sık iğne ile tığ battım. Ha? Bir zincir çektim. Döndüm. Örümceğimin içine giriyorum. Bakın arkadaşlar. Şurasını fazla bol fazla gevşek bırakmıyoruz. 1, gevşek olunca burası çok çirkin duru sık olunca da gerdirir şöyle orta kare dönüşümüzün sık iğnesi o şekilde düzgün olur 4 tane sık iğne yaptık 1 2 3 Evet 4 tane oldu arkadaşlar 4 zincirimi çekip bir değil ikinci sık iğnemin içine kapattım buraya bir zincir çekip yine aynı şekilde ipimi çektim şu dipten tutuyorum iki parmağımı bu şekilde buraya bir örümcek yaptım bakın bu an bir örümcek 1 2 3. tığ battımın içine bu şekilde kapattım bir zincirimi de çektim ipimi koparıyorum arkadaşlar İki zincir çekip ipimi tığıma tutturdum arkadaşlar buradan iki tane bu şekilde atlıyorum üçüncü tomurcuğumun tepesine sık iğne yapıyorum ve kapattım Bu şekilde 1, 2, 3 zincir. Bir defa doluyorum. Buradaki tomurcuğumun tepesine girip, arasına girip, 2, 2 aldım. Şimdi arkadaşlar buraya trabzanımın üzerine 4 tane zincir çekiyorum. Ve arasına girip trabzanım iki trabzanın arasına girip 4 zincirin bu şekilde kapattım. 3 zincir çekip yine aynı tomurcuğun içine girdim. Bu şekilde kapattım. Bir tanesi hazır arkadaşlar. Bu şekilde. 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir. Kapattım. Bu şekilde buraya. Tomurcuk olarak. 1 2 3 zincir tomurcuğumun içine yani yuvamın içine bu şekilde girdim. Tekrar iki tane oldu. Bunun aynısından buraya üç tane yapıyoruz arkadaşlar. İki, üç zincir. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. İki, iki olarak bu şekilde aldım. Bir, iki, üç, dört zincir. Trabzanımın arasına girip buraya tomurcuk olarak kapat. 1 2 3 zincir. Evet arkadaşlar, kapattık bu şekilde. Bir tane de zincir çektim. İpimi koparıyorum. 1 2 zincir. Bu şekilde zincirimi çektim. 2 tane atlayıp 3. tomurcuğumun içine arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir. Bir defa doluyorum. Tomurcuğumun arasına girdim. 2 2 olarak aldım. 4 zincir çektim. Trabzanımın arasına bakın arkadaşlar şu şekilde kapattım. 1 2 3 zincir tomurcuğumun arasına girdim. Bu şekilde kapattım buraya. 1 2 3 zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 olarak kapattım. 1 2 3 4 zincir. Yuvaya girdim. Kapattım bu şekilde. 1 2 3 zincir. Yuvaya girdim. Kapattım. 1 2 3 zincir. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 olarak bu şekilde kapattım. 4 zincir çekiyorum. Yuvaya girdim. Burada tomurcuk yaptım. 1 2 3 zincir Burada kapattım bu şekilde Bir zincir çektim İpimi kopardım Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde Gördüğünüz gibi çok zarif ve şık bir model oldu arkadaşlar Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.